aslında düşündüklerimizle uygulama arasında zaman zaman farklılıklar yaşadık. Özellikle ilk devre için bunu söyleyebilirim. Kolay değil. Bazı alışkanlıklardan, saha içindeki bazı alışkanlıklarımızdan kurtulmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Çünkü takım organizasyonunda geçmişte daha çok geniş alanda oynama felsefesine sahip olan bir takımdan biraz daha dar alanda oynama düşüncesine sahip olan bir takıma geçeceğiz. Bunun için biraz zaman var. Ama ona rağmen ilk yarı hani beklediğimizin altında bir oyun anlayışımız vardı. Ona rağmen rakibe pozisyon vermedik. Bir pozisyonda da gol yedik. İkinci yarı itibariyle evet devre arasında da söyledim 1-0, 1-0 devam etmeli bu tür oyunlar. Çünkü oyuna müdahale olma şansınız var. Ama ikinci golü ayağımızdaki topu kaptırıp kendi kolemizde bir gol yedik. O golle ilgili de çok net söyleyeyim. Gollerde var bir çizgi çizmesi gerekiyor. Çizgiyi çizdim mi çizmedim mi bilmiyorum ama görüntüye bakıyorum resmen offside yediğimiz ikinci gol. Ama ona rağmen tekrar oyuna müdahil olma adına, oyunun içinde kalma adına oyuncuların ikinci yarıdaki ortaya koyduğu mücadele ve istekten memnunum. Dediğim gibi biraz birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Kolay değil. Bu ligin en fazla koşan takımına karşı oynadık. En fazla topa sahip olan takımına karşı oynadık ki bizim bu anlamda fiziksel anlamda geçmişten gelen ciddi sıkıntılarımız var. Onlar böyle bir iki günde, üç günde, bir haftada değişecek şeyler değil. Onun için biz çalışacağız. Evet kaybettik, üzüntülüyüz ama lig devam ediyor. Bugün itibariyle bu maçtan çıkaracağımız dersler var tabii ki. Kazansaydık da dersler çıkaracaktık. Önümüze bakacağız.